arkadaşlar, protein sentezi DNA'nın dolaylı olarak yönetiminde ribozomda gerçekleşiyor ve amino asitler arasında peptit bağları kuruluyor dedik. Şimdi bu proteinlerdeki yapılaşmalar neler? Şimdi onun üzerine çalışalım arkadaşlar. Proteinler primer protein, sekonder protein diye ayırdık burada. Şimdi baktığımızda şekil incelendiğinde arkadaşlar amino asitler düz zincirler halinde birbirine bağlanıyor. Ve bu amino asitlerin düz zincirler haline bağlanmasıyla proteinin düz polipeptit zincirinden oluştuğunu ve primer olarak adlandırıldığını görüyoruz. Sekonder proteinler dediğimizde ise arkadaşlar bu polipeptit zincirlerinin sarmal şekilde kıvrılmasıyla oluşur. Hidrojen bağları sarmal oluşumunu sağlar. Bu yapıya sekonder proteinler adını veriyoruz. Peki tersiyer yapıya baktığımızda proteinde, şimdi burada hidrojen bağlarıyla beraber organik kimyadan daha iyi bileceğiniz disülfit köprüleri dediğimiz köprüler kuruluyor ve proteinlerin kendine özgü spesifik bir şekli oluşuyor. Eğer siz yüksek sıcaklık uygularsanız bu üç boyutlu yapı ne yapacaktır? Bozulacaktır ve molekül denatüre olacaktır arkadaşlar. Kuaternar proteinler dediğimizde ise diğer proteinlerden farklıdır. Farklı iki polipeptit zincirinin birleşmesiyle oluşuyor. Örneğin hemoglobindeki globin kısmı bir proteindir ve bu protein oluşumunda 4 polipeptit zinciri bir araya geliyor ve kuaternar protein adını alıyor. Tekrar edelim, yüksek sıcaklık proteinlerin bu polimer yapısını ne yapacaktır? Bozacaktır. Yani 3 boyutlu yapı bozulacaktır ama proteinin kesinlikle protein olma özelliği, yani primer yapısı değişmeyecektir arkadaşlar. Arkadaşlar, proteinler DNA'nın kontrolünde sentezlendiği için diğer organik moleküllerden farklılık gösterirler ve dolayısıyla da spesifik proteinlerdir deriz. Ne demek spesifik olma? Özgürlük. Örneğin kişiye özgül olan proteinlerden bahsedeceğiz. Madem kişiye özgü proteinler var, acaba proteinler türlerin ayırt edilmesinde kullanılabilir mi? Biraz bunun üzerine çalışalım arkadaşlar. Şimdi antijen nedir dediğimizde, antijen bir canlı için spesifiktir. Örneğin sizin antijeniniz sizin için özel ise bir başka canlıya verdiğinizde o canlı sizin için özel proteine yabancı madde muamelesi yapacaktır ve ona karşı savunmaya geçecektir ve yine bir protein olan savunma proteini üretecektir. O zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Antijenlerle antikorlar yüzey uyumu gösterecekler. Ve şu şekilde daha sonra öğreneceğiz, enzimlerin anahtar kilit uyumu şeklinde birleşmesi gibi birleşecekler. Örneğin şuna biz antijen adını versek, şu da ona karşı üretilmiş antikor. Dikkat edelim, ona karşı üretilmiş dedim. Yani antikorlar vücudunuzda durup dururken üretilmeyecektir. Antijeni, yani yabancı olarak algıladığı molekülü tanımlayacaktır. Ve tanımladıktan sonra ona uygun bir bağlanma bölgesi yapacaktır. Ve bir araya gelip bir çökelme reaksiyonu verecekler arkadaşlar. Aglutinasyon dediğimiz çökelme sonucunda deriz ki iki canlının antijen-antikor ilişkisi incelendiğinde eğer çökelme az ise akrabalık çoktur. Ama çökelme çok ise akrabalık ne olarak kabul edilir? Az olarak kabul edilir. Örneğin eğer siz bir timsah kanı ile İnsan kanını karıştırırsanız bu deney ortamındaki çökelmenin, atıyoruz örneğin %90 olmasını bekliyorsak, bir maymun kanıyla insan kanını karşılaştırdığınızda bunun yaklaşık %60 olması, bir insan örneğin Ali ile Veli. Ali ile Veli tek yumurta ikizi olsun arkadaşlar. Tek yumurta ikizi tıpatıp aynıysa çökelme ne kadar beklenir? %0. O zaman ne gördük? Birbirinize çok benziyorsunuz, çökelme az. Benzemiyorsanız çökelme çok. Neden? Timsah bir sürüngendir, soğukkanlıdır. Maymuna neden daha çok benziyoruz? Sebebi biz de sıcakkanlıyız. Onlar da memeli, biz de memeliyiz. Yani daha çok ortak özelliğiniz varsa çökelme az olacaktır. Şimdi ters bir soru var arkadaşlar. O soru üzerinde çalışalım. Genelde öğrencilerimiz ezberlemeyi tercih ediyor. Lütfen arkadaşlar, soruyu okuyarak, soruda size ne soruluyorsa onu kurgulayarak çözmelisiniz. Örneğin der ki, örneğin bir atımız var. Atın kanını zebraya verdik. Şimdi at kanını zebraya verdik. Zebra ne üretmeye başlayacak? Antikor. Bu antikorlar anti-at olarak adlandırsak,
Yani zebranın kanında şu anda serum adı verilen çökeltilmiş kısmın üstünde kalan sıvıda bol antikor vardı ama bu antikorlar şimdi kiminle savaşmayı biliyor? Atla. Şimdi diyorlar ki zebranın serumunu alalım. Ne vardı zebranın serumunda? Atla savaşmayı bilen antikorlar. Bunu alalım. X türüne, Y türüne ve Z türünün kan örneklerine dökelim ve tüplerdeki çökelme oranlarını inceleyelim. Bu sefer X ile antiat karıştırıldığında %20, Y ile antiat karıştırıldığında %80, Z ile antiat karıştırıldığında %5 çökelme olsun. Soru farklı bir soru bu sefer. Aşağıdakilerden hangisi ata daha çok benzer? Bakalım. Atla savaşan daha çok çökelecektir. Dolayısıyla bu sefer ters mantık. Ata en çok kim benzeyecektir? Y. Çünkü bu antikorlar ata benzeyeni kümeleştirmiştir arkadaşlar.